Bize rasyonel bir ifade ile tanımlanmış f(x) fonksiyonunu verip x eksi sonsuza giderken f(x)'in değeri neye yaklaşır diye sormuşlar. Başka bir deyişle x'in giderek negatifleşen değerleri için f(x)'in değerinin nasıl değiştiğini bulmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Bir fonksiyonun x'in giderek negatifleşen ya da pozitifleşen değerleriyle uç davranışını analiz etmem gerektiğinde, ben fonksiyonu yeniden yazmayı tercih ediyorum. Evet, fx eşittir 7x kare eksi 2x bölü 15x artı 5. Şimdi x'in giderek negatifleşen ve pozitifleşen değerleri için bu fonksiyonun farklı terimlerine ne olacağını görmenin bir yolu hem payı hem de paydayı paydadaki en yüksek dereceli terime bölmektir. Bir bakalım paydadaki en yüksek dereceli terim Evet, birinci dereceden x, öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi, şimdi hem payı hem de paydayı 1 bölü x ile çarpacağım. 1 bölü x ile çarpmak ile x'e bölmek aynı şey olduğuna göre, bu işlemi bu şekilde yapmamda bir sakınca yok, değil mi? Payı ve paydayı aynı ifadeyle çarpınca da aslında fonksiyonu 1 ile çarpmış oluyorsunuz. Kısacası değerini değiştirmemiş oluyorsunuz demek istiyorum. Evet, bu işlemi yaptığımızda x'in çok ama çok 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 negatif değerleri için ne ile karşı karşıya kalacağımızı daha iyi bir biçimde görebileceğiz. 7x kare bölü x ya da 7x kare çarpı 1 bölü x, evet bu 7x eder. 2x çarpı 1 bölü x ise 2 bölü 15x çarpı 1 bölü x 15 eder. Sonra bir de 5 bölü x var. Evet 5 çarpı 1 bölü x 5 bölü x eder. Tamam. Şimdi elde ettiğimiz bu ifade başlangıçtaki ifadeye eş değer bir ifade. Ama bu ifadeyi kullanarak x'in çok ama çok negatif değerleri için neler olduğunu daha iyi bir şekilde görebileceğiz. x giderek negatifleştiğinde yani çok ama çok küçük negatif değerler aldığında buradan çok büyük negatif bir sayı elde ederiz. 2 çıkardığımızda ya da 15'e böldüğümüzde de çok fazla bir şey değişmez. Bu ise çok ama çok küçük bir sayı olur. Düşünsenize, 5'i x'in çok ama çok negatif bir değerine bölüyorsunuz. Bu yüzden bu terimin değerinin sıfıra yaklaşacağını söyleyebiliriz. Bu ise sonsuza yaklaşır. Hatta eksi sonsuza dersem daha doğru olur. 7 çarpı eksi 1 trilyon, 7 çarpı eksi 1 Google, 7 çarpı eksi 1 Googleplex. Evet, bu terim eksi sonsuza yaklaşır. 2 çıkarmamızın çok bir anlamı yok, hatta daha da negatif bir sayı elde ederiz. 15'e böldüğümüzde de bir şey değişmez ve eksi sonsuza yaklaşmaya devam ederiz. Yani elinizde çok 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 büyük negatif bir sayı olduğunu düşünün. Bunu 15'e böldüğünüzde de yine negatif, belki ilki kadar değil ama oldukça büyük bir sayı elde edersiniz. O halde bu ifadenin değerinin eksi sonsuza yaklaşacağını söyleyebiliriz. Bu soruyu farklı bir şekilde düşünerek de çözebiliriz. Aslına bakarsanız bu yöntem bu tarz sorularla karşılaştığımda benim uygulamayı tercih ettiğim yöntemdir. Bu ifadeye baktığınızda paydaki hangi terimin baskın terim olacağını bana söyleyebilir misiniz? Demek istediğim x giderek negatifleşen ya da pozitifleşen değerler aldığında büyüklüğü arttığında derecesi yüksek olan terim diğer terimlerden daha hızlı büyür ya da küçülür öyle değil mi? Büyük x'ler için büyük derken büyüklükten yani x'in mutlak değerinden bahsettiğimin altını çizmek istiyorum. Eksi sonsuza yaklaştığımız için bu büyük bir değer olacaktır. Bu durumda fx yaklaşık olarak paydaki en yüksek dereceli terim yani 7x kare bölü paydadaki en yüksek dereceli terim olan 15x'e eşit olur. Bu sabit bir sayı olduğundan x'in artan değerleri için bu terim diğerine göre daha baskın olur. Evet, fx yaklaşık olarak 7x kare bölü 15x'e, bu da 7x bölü 15'e eşit olur. Şimdi bu ifadeye bakarak bana x'in çok ama çok negatif değerleri için ne olacağını söyleyebilir misiniz? Evet, doğru. fx'in değeri de giderek negatifleşir ve eksi sonsuza yaklaşır. Haydi bir tane daha yapalım. Bu soruda q'nun yatay asimtotunu bulmamızı istiyorlar. Yatay asimtot için x eksi ya da artı sonsuza giderken fonksiyonun değerinin neye yaklaşacağını düşünmemiz gerekir. Size hemen birkaç örnek vermek istiyorum. Sorudaki qx'i çizmeyeceğim ama e, şimdi yatay asimtotu y eşittir 2'de olan bir fonksiyon düşünelim. y eşittir 2, evet burada hemen çiziyorum. Evet yatay yasimtotu bu şekilde çizdik. Fonksiyonun grafiği ise yatay yasimtotu bu olan birkaç fonksiyon çizmek istiyorum aslında. Bu şekilde x'in büyük değerleri içinde y eşittir 2'ye yaklaşıyor ama hiçbir zaman eşit olmuyor. Aynı şeyi diğer taraf yani x'in giderek negatifleşen değerleri içinde düşünebiliriz. Negatifleştikçe buna yaklaşacak ama hiçbir zaman eşit olmayacak. Ya da yatay asimtotu yine bu olan başka bir fonksiyon daha görmek isterseniz, x negatifleştikçe yatay asimtota alttan, evet, pozitifleştikçe de üstten yaklaşıyor ya da tam tersi evet tam tersi de olabilir. Yatay asimptotun ne demek olduğunu anlatabildim umarım. X'in giderek pozitifleşen ya da negatifleşen değerleri için fonksiyonun yaklaştığı değeri veya nasıl davrandığını gösteriyor. Şimdi hadi biraz düşünelim. Hatta bir önceki örnekte yaptığımızın aynısını da yapabiliriz. Terimlerin hepsini paydadaki en yüksek dereceli terime bölersek ne olur? Paydadaki en yüksek dereceli x, evet x üzeri 9'dur. qx eşittir. 6 çarpı x, x üzeri 5 bölü x üzeri 9, evet 6 bölü x üzeri 4 eder. Eksi 2 bölü x üzeri 9. Bölü 3x kare bölü x üzeri 9, 3 bölü x üzeri 7 eder. Ve artı 1 x artı ya da eksi sonsuza yaklaşırken 6'yı çok büyük bir sayıya bölersek buradan sıfıra yakın bir değer elde ederiz öyle değil mi? Aynı şekilde 2'yi de pozitif ya da negatif çok büyük bir sayıya bölersek yine sıfıra yakın bir değer elde ederiz. Payın 0 değerini alacağını söyleyebiliriz. Paydaya gelince 3 bölü pozitif ya da negatif fark etmez büyük bir sayı yine sıfıra yaklaşır. Çok negatif x değerleri için sıfıra eksi yönden ya da aşağıdan yaklaşır da diyebiliriz. Çok 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 büyük pozitif x değerleri içinse 0'a yukarıdan yaklaşırız. Yani çok ama çok küçük pozitif değerler elde ederiz. Tüm bunlar 0'a çok yakın değerler alırken bunun değeri 1 olarak kalır ve eğer payı 0'a, paydası da 1'e yaklaşan bir kesriniz varsa bu kesrin değeri 0'a yaklaşır. Bu, qx'in yatay asimptotunun y eşittir 0'da olduğu anlamına gelir. Grafiğin tam olarak nasıl görüneceğini bilemiyorum ama y eşittir 0 yatay doğrusunu çizerek fonksiyonun buna yaklaşacağını söyleyebiliriz. Aşağıdan ya da yukarıdan. Hadi bir tane daha. x eksi sonsuza giderken f(x)'in değeri neye yaklaşır? Şimdi yine terimlerin hepsini paydadaki en yüksek dereceli x'e yani x üzeri 4'e böleceğiz. 3x üzeri 4 bölü x üzeri 4, evet bu 3 eder. Eksi 7 bölü x kare eksi 1 bölü x üzeri 4. Bölü x üzeri 4 bölü x üzeri 4 1 eder. Eksi 2 bölü x artı 3 bölü x üzeri 4. Evet, yine ilkine eşdeğer bir ifade elde ettik ama bu haliyle x eksi sonsuza giderken fonksiyonun hangi değeri alacağı konusunda bize daha çok yardımcı olacak. Tüm terimleri x üzeri 4'e böldük ve şimdi de x eksi sonsuza giderken ne olacağını inceleyelim. Bu sıfıra gider, bu da sıfıra gider, bu da ve bu da. Tüm bunlar sıfıra yakın değerler aldığında geriye 3 bölü 1 yani 3 kalır. İsterseniz soruyu en yüksek dereceli terimlere bakarak da çözebilirsiniz. 3x üzeri 4 ve x üzeri 4. Diğer terimleri görmezden gelebiliriz çünkü bu ikisi baskın terimler. Böyle düşününce f(x) yaklaşık olarak 3 x üzeri 4 bölü x üzeri 4'e eşit olur. x'in büyük değerleri için olduğunu da hemen şuraya not düşelim. Evet x'in çok büyük değerleri için. Büyük negatif değerlerinde büyük değerler olduğu konusunda hem fikiriz öyle değil mi bu arada? Tamam. 3 çarpı x üzeri 4 bölü x üzeri 4 yaklaşık olarak 3'e eşittir. Yani bu ifadenin değeri 3'e yaklaşır. Evet isterseniz böyle de düşünebilirsiniz.